Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm. Dünyanın her yerinden bizleri dinlemekte olan saygıdeğer dinleyicilerim. İnsanın bulunmuş olduğu zaman, konum mekan ne olursa olsun çevresindekilerin kendisini yönlendirmeye çalışmış olduğu bir düzenin bir sistemin bir planın ferdi olmaya sevk edilmesinden soyutlanıp kendini hakka nura vahye çevirebilmesi büyük bir mücadeledir elbette ki bunu eda etmek icra etmek kolay değil ancak ahlakı muhteşem bir kul kullu muhteşem bir Resul olan peygamberlerin bizler için ortaya koymuş olduğu örneklik, bizlerin söylem olarak kolay söylesek de icraatta zorlanmış olduğumuz pratiksel uygulamaların nasıl olması gerektiği ile alakalı olarak bizlere çok güzel ibretlik mesajlar ve kalıtsal numuneler oluyorlar. Peygamberlerin bazen bizatihi kendileri, ve bazen de çevresinde aile efradı ya da muhatap olduğu kitlenin yaşadıkları, kıyamet günü sabahına kadar gelecek bütün insanlar için birer ibret vesikası olduğundan sebep, Allah Azze ve Celle mübarek kitabı Kur'an-ı Kerim'de bazılarını anlatır, bazılarını işaret eder, bazılarını da bulmaya sevk eder. Bunlardan bir tanesi de hepimizin büyük atası Adem babamızla Havva annemizin ilk evlatları Habil, ve Kabil olayı. İblis aleyhillâne ile başlayan kibir ve kendini övme hastalığı, bulaşıcı bir hastalık gibi insanoğluna da sirayet etmiştir. Meleklerin insanoğluna itiraz mahiyetinde söylemiş oldukları sebepler ortaya çıkmaya başlamıştır. Yani insanda mevcut olan zaaflar, hırslar ve arzular yeşermeye başlamıştır. Bu zaaflardan en tehlikelisi insanın kendini başkasından üstün tutmasıdır. Bir varlık şayet kendisini başka bir varlıktan üstün görürse, işte o zaman hem inancının yönünde sapmalar olur, hem de önü alınamaz hatalar yapmasına sebep olur. Bunun ilk örneğini Hazreti Habil ve Kabil'de görmekteyiz. Rivayetlerde bu iki şahsın Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğulları olduğu söylenir. Ayette ise isim verilmeksizin şöyle bir işarette bulunulur. Bir de onlara Adem'in iki oğlunun haberini hak ile oku. Hani onlar birer kurban sunmuşlardı da ikisinden birisinin ki kabul olunmuş, diğerinden kabul olunmamıştı. O seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öbürü Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder demişti. Kabil hayvancılıkla ilgileniyordu. Birçok hayvanı vardı. Allah'a kurban için hayvanlarının en nefis sütünden ve kaymağından hazırladı. Kabil tarımla ilgileniyordu. Allah'a kurban için hasılatının en çürük ve kötüsünü tercih etmişti. İki kardeş Allah'a samimiyetlerinin ve takvalarının belirtisi olarak kurban takdim ettiler. Allah subhanahu ve taala kurbana ve amele değil, kalpteki takvaya baktığı zaman Habil'in samimiyetini beğendiği için onun kurbanını kabul etmiş, Kabil'in ise kurbanını Kalbindeki samimiyetsizlikten dolayı kabul etmemişti. Kabil hediyesinin Allah tarafından kabul edilmemesine çok kızdı. Gönlünde gizlediği kıskançlığı küpürdü. Müsabakalarda mağlup olan üzülür. Bunların yapmış olduğu yarışma değildi. Yaptıkları Allah Azze ve Celle'ye kulluktu. Samimiyeti kabul edilmeyen, hatayı nefsinde aramalıydı ama kabil kardeşini sorumlu tuttu. Habil'e karşı derin bir kıskançlık duydu. Kıskançlık duygusunun altında aslında kibir, kendini beğenme, kendisini başkasından üstün görme vardı. Yani kabil kardeşi yani habil'den kendini daha üstün görüyordu ki Nasıl olur da benim kurbanım değil de Habil'in kurbanı kabul olur diyordu. Halbuki ben ondan üstünüm diyordu. Habil'in kurbanı kabul edilerek yanlış bir karar verildiğini düşünmüştü. İblisin girmiş olduğu yanılgıya Kabil de girmişti. Kibir iblisi nasıl Allah Subhanahu ve Taala'nın huzurundan uzaklaşmasına sebep olduysa, aynı şekilde Kabil'i de kardeşini öldürmeye kadar götürmüştü. Maide Suresi 27. ayetlere tekrardan nazar edelim. Kabil, yemin olsun ki seni öldüreceğim dedi. Habil, Kabil'in nefretine rağmen asil, onurlu, takvalı olarak duruş yapması çok dikkat çekiyor. Habil kurbanı kabul edildiğinden dolayı kendisini övebilirdi ve büyük görebilirdi ama kendisini, kendisine yakışanı yaparak şöyle demesi ayette çok ilginç. İnne ma yetekabbalu Allah min Allah ancak samimiyetle yapılanları kabul eder. İşte bunu diyerek tevazu sahibi olmayı ve şeytana fırsat vermemeyi tercih etmişti Habil. Bazı ulemamız der ki burada sakınanlardan kasıt ehli sünnetin icmasıyla şirkten sakınmaktır. Hem kim şirkten sakınırsa o muvahhiddir ve muvahhid aynı zamanda muttaki takvayelidir. Ayette devamla şöyle ifade dikkatimizi çekiyor. Yemin ederim ki eğer sen beni öldürmek için bana elini uzatırsan bile ben sana öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben senin hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenerek sonunda cehennemliklerden olmanı bekliyorum eğer sen dönüş yapmazsan parantez içinde istiyorum. İşte zalimlerin cezası budur. Nihayet nefsi kendisine kardeşini öldürmeyi kolay gösterdi. Onu öldürdü. O da hüsrana uğrayanlardan oluverdi. Yeryüzünde aziz dostlar, şeytana uyan ilk insan böylece habil oldu ve o hakkın karşısında batıla dikecek olan insanların öncüsü olmuş, şeytan safında yerini almıştı. Hz. Adem aleyhisselamın iki oğlunun kıssasından alınacak ibret şudur. Kıskançlık ve kendini büyük görmek, kibir, insanlar arasında görülen ilk cinayetin sebebi olmuştur. Haberlerde filan da dikkat ediyorsunuz bazen. Sokakta sırf yan baktı. Sen kimsin de bana yan bakarsın? Sen bana yan bakmaya hakkına sahip misin? Sebebiyle birbirini vuranları duyuyoruz. Ya da trafikteler, trafikte sen nasıl benden daha önce gidersin? şeklinde ya da sen nasıl bana yol vermezsin şeklinde kibir kaynaklı kavgaları görüyorsunuz. Yine aileler içerisinde ben bu ailenin büyüğüm, benim sözüm dinlenmeli diyerek birbirini vuran, kıran, dövenleri görüyorsunuz. Yine eşler arasında ben taş fırın erkeğim, benim sözüm olur diyerek ailesine zulmeden ya da ben feminist bir kadınım, özgürüm, özgürlüğüm var diyerek ne Allah'ın hükmünü, ne peygamberin uygulamalarını, ne de İslami usulleri, ne de e, kültürümüzden gelen, anneannemizden gelen e, aile değerlerimizi takmıyor. Ben hepsinin üstündeyim diyerek yuvaların yıkılmasına sebebiyet veriyor son yıllarda en çok boşanmanın arttığı dönemlerin olduğu zaman yaşamamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Ya da diyor ki kişi mesela bir meclisteler, millet meclisinde, dünyanın en doğru işini yapsam bile kabul etmem diyor. Niye kibir yapıyorsun? Eğer gerçekten doğru olan bir şey varsa, düşmanın doğruyu yapsa takdir etmen lazım. Dostun yanlış yapsa Karşına dikilip hikmet ve güzel öğütle uyarman lazım. Ya da okulda iki tane satır okuduğu için kendini mutlak bir allame sanarak aile fertlerine ya da çevresine karşı gurur ve e, cahillik addedenlere de biz aslında bir nevi kibirliği olarak değerlendirebiliyoruz. Aslında kibir hakkı tanımamaktır. Bu hak kavramını daha dikkatli analiz etmek için bu kıssayı biraz daha analiz etmemiz lazım. Belki benim ya da başka hoca arkadaşlarımız da çok dinlediniz. Ama doğruları tekrar tekrar dinlemek yanlışa düşmenin önündeki en önemli uyarıcıdır aziz dinleyicilerim. Kıskançlık ve kendini büyük görmek. insanlar içindeki ilk cinayetin sebebi olmuştur. Aynı zamanda kıskançlık toplumdaki her türlü fitne ve fesadın kaynağı olmayı teşkil etmekte. Fertleri birbirinden üstün gören toplum darmadağın olur. Birbirine düşman kesilir, birbirine buz eder ve hayır üzere asla bir araya gelmez. Bu ise toplumun zayıf ve zelil düşmesine, başkası tarafından köleleşmesine sebebiyet verir. Çünkü bölünüp parçalananlar birlik olduğu zaman ümmetin işte Müslüman dünyanın ya da iyilerle beraber hareket etmeye çalışan grupların yaşamış olduğu en büyük heyezandır. Kur'an'da kibirle ilgili olarak anlatılan olaylardan iblisten sonra Firavun'un Hakk'a karşı ve mütekebbir olan Allah'a karşı kibri ile mücadelesi göze çarpıyor. Firavun kelimesi sözlükte Ferane kelimesinden alınmış kibir, gurur ve zorbalık anlamlarına gelir. Eski Mısır hükümdarları için meşhur olmuşsa da her peygamberin firavunu dönemin azgın hükümdarlarıdır. Muhammed Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh firavun isminin fesat, bozgunculuk yapma, sapma ve saptırma şeklinde meşhur olduğunu söylemiş. Aslında meşhur olarak yine halk arasında da her zulüm firavunluk olarak değerlendirilir. Her kibir ve zulüm sahibi de firavun olarak değerlendirilir. Evet, Kasas Suresi 38. ayete istimdat edelim. Firavun "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum." demişti. Firavun'un sözü başka varlıkların oluhiyetini nefi kendi uliyetini ise ispattı kendince. Firavun kendisinin göklerin, yerin, denizlerin, dağların ve insanların zatlarını ve sıfatlarını yarattığını iddia etmemiştir. Çünkü bunun imkansız olduğunu bilmek için pek zeki olmaya gerek yoktur. Dolayısıyla bu hususta şüphe etmek aklının noksanlığına delil olur. İlah ise ibadet edilendir. O halde Firavun bir yaratıcının olmadığını ileri sürerek insanların mükellefiyetlerinin sadece meliklerine itaat etmeleri ve onun emirlerini dinlemeleri olduğunu söylüyor. İşte Firavun'un uluhiyet iddiası ile kastedilen çoğu kimsenin sandığı gibi onun göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu iddia etmesi değil, mabut olduğunu iddia edişidir.'' onun bir Rabbinin olduğunu ve bu Rabbin kendisinin ve kavminin yaratıcısı olduğunu bildiğini söylemiştir. Kurtubi, El Camiuli el Kur'an'da böyle bir not düşmüş. Elmalalı ise, Firavun'un Allah'ı tanıdığını fakat kibir, zorbalık ve inadından dolayı inkar ettiğini söyleyerek şöyle devam etmiştir. Firavun'un iddia ettiği ilahlık, kendi ülkesi sınırları içindeydi. Firavun'un etrafındakiler de bulundukları konumu korumak için yağcılıkla Firavun'dan daha fazla Firavunluk yapıyor ve onun zayıf damarına basıyorlardı. İnsanların kendisine kulluk etmesini istemesi kibrin en üst noktasıydı. İblisin dahi böyle bir makamda gözü yoktu. İblis ilahın yalnızca Allah olduğunu, Allah ile olan diyaloglarında ifade ettiğini, itiraf ettiğini görüyoruz. Bazen insan hatalarından dönmek ister ya da hatalarına e, hatalarını sorgulamak ister ama çevresinde o kadar dal kavuklar vardır ki ne hatası ya sen süpersin sen harikasın sen muhteşemsin sen mi la yüsel, sen sorulmazsın, senin bakışın güzel sözün güzel eylemin güzel kusurun bile güzel diyerek e, kişiyi olmasından daha yüksek konuma getirerek sapmasına sebebiyet verebilirler kürsülerde Hazreti Ömer gibi konuşup icraatte turist Ömer olan bazı idarecilerimiz için de bunu idarecilerimizin bazı kısımlarında da bunu görebiliriz. Liderlerimiz için de bunu söyleyebiliriz. Gerçekten samimi, saf niyetle Allah için insanlık adına güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. A kişi ya da B kişi. Hataları olduğunda onların hatasını bak yaptığın doğru değil doğru olmadığını da şu görüşlerim ve delillerim üzerinden sana ifade ediyorum. Bir değerlendirirsen iyi olur demeye kalktığınızda hemen hain. Yaftası yiyerek sizi yanından uzaklaştırıyorlar. Böylece hep alkışlayan, hep alkışlayan, hep harikasın, süpersin diyen bir güruh o kişiyi de yoldan saptırabiliyor ve tarih boyunca bunun benzerlerini çok kez görmüşüzdür. Allah Azze ve Cel Firavun'a Hz. Musa ve Hz. Harun'u peygamber olarak göndermişti. Firavun'a gidin. Çünkü gerçekten o azdı. Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki öğüt alır, dinler veyahut korkar. Firavun insanlara zulmetme de, kendisini kulluk etme noktasında azanlardan olmuştu. İnsanların erkeklerini öldürüyor ve kadınlarını kadınlarını ise sağ bırakarak onlara zulmediyordu. Böyle bir zalim karşısında Allah azze ve cel Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a kalpteki kibri temizleyen bir tedavi ile Firavun'a gönderiyor. Allah Subhanahu ve Taala peygamberlerine yumuşak sözle öğüt vermelerini emrediyor. Çünkü yumuşak söz gurur, inat ve isyanı kırar. Bir daha sözü tekrarlayalım. Çünkü yumuşak söz ...gurur, kibir ve inadı kırar. İsyana. İsyankarları daha nazik ve uysal hale getirebilir. Onların içindeki sahte kibir ve gururlarını uyandırıp... ...iyice tahrik etmez. Firavun kibrinde öyle bir derinleşmişti ki... ...peygamberlerin yumuşak sözde söyledikleri öğütleri bile duymadı. Firavuna yapılan öğüt ona ters etki yapmış yılan gibi zehir salgılıyordu. Firavun ve önde gelen çevresi dediler ki, bizim benzerimiz olan iki beşere mi inanacakmışız? Kaldı ki onların kavimleri bize kullukta bulunmaktadırlar. Firavun bir daha kibrini ortaya koyuyor, atıyordu. Ama burada bizim benzerimiz derken aslında yine kendisinin de yaratılmış olduğunu, sınırlı bir varlık olduğunu dile getiriyor. Bu sefer yine kibri, nefsini okşayarak bizim gibi beşer olan insanlara mı inanacaksın diyor. Kendisini ilah olarak gördüğü zaman da, kendisini insan olarak gördüğü zaman da kendisini övmüştür. Ayetleri incelediğimizde Firavun'un yalan ve iftiralarla, laf ebebeliği yaparak halkını kandırmaya çalışan bir entrikacı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Oysa Hz. Musa'nın dilindeki tutukluk onun çocukluğunda olan bir şeydi. Bu yolda başarılı olmayan Firavun'un entrikaları bitmek bilmiyordu. Bu sefer de Hz. Musa'nın minnet altına girmesi için başka sahte sözler sarf ediyordu. Müminun suresiyle, Zuhru suresiyle, Şuara suresiyle birleştirmeye çalışalım. Biz seni çocukken yanımıza alıp büyütmedik mi? Ömrünün birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Üstelik sonunda o yapacağını da yaptın. Sen nankörlerden birisin dedi. Firavun bu sözleriyle Musa peygamberi minnet altında tutmak istediğini ve küçükken biz seni besleyip büyüttük, diğerlerini öldürdüğümüz gibi seni öldürmedik şeklinde onu küçümsemeye kalkıştığını, Kıpti'yi öldürdüğünü ona söyletmeye çalıştığını söylemiştir. Firavun'un bütün gayreti ve çabası ilahlık makamını korumaktı. Dört bir yandan kendisini kuşatan kibir, onun yanlış yaptığını anlamasına engeldi. Onlar nüfuz ve şöhretlerini kaybetmemek için, kibir, gurur ve inat içinde, Hz. Musa'nın getirmiş olduğu birçok mucizeyi inkar ettiler. Hz. Musa aleyhisselamı hidayet yoluna çağıran bir peygamber olarak değil de, siyasal iktidarlarına göz koymuş biri olarak görme yanılgısına düştüler. Benzerlerini diğer peygamberlerde de görüyoruz. Peygamberlere karşı çıkan kavmin önde gelenler, işte İsa Aleyhisselam'ı, Yahudiler, Roma valisine ya da işte oradaki Yahuda kralı Herod'a ihbar ettiklerinde sadece bir peygamber olarak gelmesinden bir şey çıkmayacağını anladıkları için aynı zamanda siyasal anlamda bir yöneticilik iddia ettiğini, bir krallık kuracağını iddia ederek karşı çıkıyorlar. Nuh peygamberde daha kez keza bunu görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam'a da bunu yaptığını görüyoruz müşriklerin. Genelde bu peygamberlerin kıssalarında yaşananlar dikkat ederseniz kriterler olarak birbirinin benzerleridir. Hak ve batılın mücadelesinin binlerce yıl önce benzer şekilde gerçekleştiği gibi bundan sonraki dönemde kıyamet sabahına kadar benzer şekillerle gerçekleşini gerçekleşeceğini önümüze koyarak ibret almaya, ders almaya geçmişteki kavimlerin ibret olduğu gibi ibret olmadan geleceğe daha sağlam adım atmaya yönelik olarak bizi diriltmeye çalışıyor. Hz. Musa Aleyhisselam'a önce sözleriyle sonra psikolojik olarak baskı yapmaya çalışıyor. Bakıyor ki fayda vermeyecek bu sefer sen de adam öldürdün şunu yaptın bunu yaptın diyerek iyice karamsarlık seviyesini çekip onu egal etmeye çalışıyor. Gurur ve kibre kapılmış Hiçbir ölçü tanımayan lider tabakası sadece kendilerini değil toplumu da yok oluşa doğru sürükler. Kibir, Firavun ve kavmini de helak olmaya götürdü. Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini boğduk ayeti bize bunu anlatıyor. Tarih boyunca kibrin gittiği yol belli. Ama yine de bu yolun yolcusu hiçbir asırda eksik olmadı. Firavun ve onu ilah kabul eden Kami de bu yolun yolcusu olmuş ve ibret almaktan kendini geri tutmuştu. İnsanı doğru yoldan çıkarıp kendini açmış olduğu yola girmesini dileyen iblis yine kibir entrikasını kullanarak Firavun'da başarılı olmuştur. Kendini övmenin sonu yine helak olmakla sonuçlanmıştır. Zenginliği ile kibir duygusunun öncülerinden olan Karun, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olduğu olarak karşımıza çıkar. Karun Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu hakikati kabul ettikten sonra iman etmiştir. Tevrat'ı güzel sesle okuyup onu en iyi bilin, bilenlerdendi. Şüphesiz ki Karun Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı kibirlenip azdı. Biz ona anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluğun zorlukla taşıyabileceği hazineler vermiştik diye Kasas 76. ayette nimetler karşımıza çıkarılıyor. Karun'un bu azgınlığının kibirlenme şeklinde görüldüğünü, hatta Karun'un elbisesini diğer insanların elbiselerinden bir karış daha uzun yaptırdığını onun azgınlığının malının çokluğuyla mağrur olmasıyla meydana geldiği ifade edilmiştir. üstün olma saygıdeğer dinleyicilerim dünya malıyla güzellikle mal çokluğuyla soy üstünlüğüyle ölçülmez. İnsanları bu metrelerle ölçen kişinin ölçüsü her zaman yanlış sonuç vermiştir. Su metreyle, uzunluk litreyle, ağırlık cetvelle hesaplanmadığı gibi üstünlük de dünyaya ait mal ve mülk ile ölçülemez. Ölçme aleti yanlış kullanıldığında kişi aldanır, kişileri aldatabilir. Ama yanılmaz olan Allah Subhanahu ve Teala kandırılamaz. Mısır'da ölülerden oluşan bir müzenin videosunu izlemiştim. Ölen kişinin resimlerini kolyeleriyle, altın gerdanlıklarıyla, taçlarıyla çizmişler. Tabutlar açılıp üzerlerinde bulunan sarmalar çekildiğinde ise sadece kuru kafalarla kaldıkları İbret vesikasıydı. İzleyen değerli kardeşlerim, Karun da diğer kibirliler gibi üstünlüğü yanlış aletle ölçmüş ve sonuç yanlış çıkmıştır. Ölçüm aletine sonsuz güvenen Karun, sonucun yanlış olduğundan bile haberi olmamıştır. Karuna geçimlik ve bu dünyanın süsünün verilmiş olduğunu, onun bunlara aldandığını, bunların firavunu Allah'ın azabından korumadığı gibi Karun'u da koruyamadığını, onun azgınlığının Allah'ı inkar ederek kafir olmasına neden olduğunu, azgınlığının mal ve evladının çokluğu sebebiyle onları hafif alıp küçümsemesi şeklinde olduğunu müfessirlerimiz ayetin tefsirlerinde izahta bulunmuştur. Yine Kasas 78'de Karun, bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir demişti. Bununla Tevrat bilgisini kastetmekteydi. Rivayet olunduğuna göre insanlar arasında Tevrat'ı en çok tilavet eden ve Tevrat'ı bilen kimseydi. Şöyle de açıklanmıştır. Bu mal benim çeşitli ticaret ve kazanç yollarına dair bilgim dolayısıyla bana verilmiştir. O eğer yüce Allah ona bunca serveti kazanmayı kolaylaştırmamış olsaydı bu malların toplanmayacağını bilmedi. Abdullah bin Abbas bu konuda demiş ki: "Ben altın yapmaya dair sahip olduğum bir bilgiye binaen bana bu servet verilmiştir." O bununla kimya ilmine işaret etmekte. O bilmedi mi ki şüphesiz Allah ondan önce kuvvetli, kendisinden çokça güçlü, topladıkları malda daha çok olan nice nesilleri, geçmişteki inkarcı ümmetleri azap ile helak etmiştir. Eğer mal bir fazilete delalet etmiş olsaydı, bu nesilleri helak etmezdi. Buradaki kuvvetten kastın araçlar, gereçler, destekleyici ve yardımcı kimselerin topluluğu olduğunu da söylemiştir. İfade, şanı yüce Allah'ın Karun'u azarlaması sadedinde. Yani Karun, bilmedi mi ki şüphesiz Allah ondan önce kuvvetçe kendisinden güçlü, topladıkları mal daha çok nice nesilleri helak etmiştir diye Kurtobi diyorken, Derken onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savutup kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Kibir yine bir kişinin inancına etki edip yönünü değiştirerek onun helakine sebep olmuştu. İnsanı Allah'ın azabından, helakinden ne malı, mülkü ne de adamları kurtarabilir. Ancak bu helak oluştan yine Allah'ın rahmetiyle felah bulur. Muhakkak ki her büyüklenen ve böbürlenen kimse tövbe eden hariç ya bu dünyada ya da ahirette helak olanlardan olacaktır. Nemrut Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşamış insanları kendisine tapmaya ilk defa davet eden, yıldızların durumunu, yıldızlar hakkında nazariyeler ortaya koyan ve Babil'de zorba bir kral olan Nemrud'un asıl, anı, asıl adı Nemrut bin Kenan'dır. Hz. İbrahim aleyhisselam peygamber olduktan sonra ilahi davet gereği zamanın insanlarını ve yöneticisi olan Nemrud'u Allah'ın varlığının bir olduğuna ve bir tek O'na ibadet edilmesine davet etmiştir. En'am suresi 74. ayete işaret edildiği gibi Ey peygamber parantez içinde söyleyelim. Onlara İbrahim'in kıssasını hatırlat. Bir zaman İbrahim babası Azere putları ilahlar mı ediniyorsunuz? Doğrusu ben seni ve kavmini apaçık bir sapkınlık içerisinde görüyorum demişti. Yüce bir ruha ve akla sahip olan insanın heykellere, yıldızlara, cansız putlara karşı alçalma ve kulluğun sapkınlığı Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bunu babasından başlayarak kavmine irşat etmekten çekinmediğini söylemek mümkün. Peygamberlerin sünnetlerinden bir tanesi de tebliğe en yakından başlamaktır. İbrahim aleyhisselam da ilk önce babasından başladı ve bunun ikinci şahit etmeye başlamıştı. Ayette Enbiya suresinde ifade edildiği gibi o bir zaman babasına ve kavmine tapıp durduğunuz bu heykeller de nedir demişti. Onlar da biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk demişlerdi. İbrahim Doğrusu siz de atalarınızda apacık bir sapınlık içine, sapıklık içine düşmüşsünüz dedi. Razi ayetteki onlar biz atalarımızı bunların tapıcıları olarak bulduk ifadesinin şöyle izah etmiş. Bil ki o topluluk buna cevap vermek için ancak daha fazla kınamayı gerektiren taklit yoluna başvurmuşlardır. Çünkü onlar kendileri bir hata üzerinde olduklarında babalarının o yolu tercih etmiş olması onları bu hatadan korumaz. Hiç şüphesiz Hz. İbrahim aleyhisselam onlara andolsun siz de atalarınızda apaçık bir sapkınlık içindesiniz diyerek cevap vermiş ve böylece batılın kendisine tutunanların çok olması sebebiyle hakka dönüşemeyeceğini beyan etmiştir. Hz. İbrahim aleyhisselam bu sözü onlara söylemiş. Onlar da bu sözü, bu sözden bir kurtuluş bulamamış ve Hz. İbrahim'in onları eleştirmeye devam ettiğini, onları da uzun zamandan beri böyle bir inancı taşıdıkları için Hz. İbrahim aleyhisselamın bu yadırgamasını kabullenemediklerinden ona, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa şakacılardan mısın dediler. Oysa bu sözleriyle Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kendilerini eleştirmesini ve bu hususta ciddi olmasını uzak ve olması düşünülemeyen bir şey gibi gördüklerini zannettirmeye çalıştılar. İşte bundan dolayı bu noktada Hz. İbrahim peygamber tevhidi izah etmeye geçmişti. Nemrut bu daveti kabul etmemiş ve onunla tartışmıştı. Bakara suresi 258. ayetten anladığımız üzere Allah kendisine mülk verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni görmedin mi? Hz. İbrahim Allah'tan başka kulluk yapılan putları tapınanların yanlışlıklarını ortaya koyunca Nemrut ona kendisine ibadet etmeye çağırdı, Rabbi hakkında soru sordu. Senin Allah olarak kabul ettiğin ve itaat ettiğin ve insanları da ona kulluğa çağırdın Rabbini gördün mü? Nasıldır o? diye sordu. Taberi Camil bir yandan devam edersek. Benim Rabbim hayat veren ve öldüren diye diye ayette cevabı verdi. Bakara 258. Yani hayatı bahşeden ecelleri belirleyendir. Yaşamayı da ölümü de yaratan O'dur. Ben de diriltir ve öldürürüm dedi Nemrut. Ben hakkında idam hükmü verilmiş bir takım kimseleri affederek kimi insanları diriltirim. Diğer bir kısmını da öldürmekle ve hakkında verilen hükmü infaz etmekle öldürürüm. Bunları söyledikten sonra iki kişiyi getirtip birisini bağışladı, diğerini öldürdü dört kişiyi yakaladı ve onları bir eve koydu. Yiyeceksiz ve içeceksiz bıraktı. Arkasından bunlardan ikisine yemek yedirdi, canlandılar. Diğer ikisini de aç bıraktı, onlar da sonunda öldüler. Hz. İbrahim bu delili anlamayan Nemrud'u hem acizliğini göstermek, hem de Allah'ın kudretini tescil etmek için bir başka delil ortaya koymak istedi. Muhakkak Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi batıdan getir. Bakara suresi 258. ayet bir için başlı başına bir mücadele örneği. Nemrut yenilgisini hazmedemedi. Aklıyla, gücüyle, adamlarıyla Hz. İbrahim'i hak yolunda sarf ettiği delilleri çürütemiyordu. Bu sebepten dolayı kalbindeki Kibre benzer bir ateş hazırlanmasını emretti. Ancak hak davasını ateş ile yok etmek mümkün değildir. Dar bakan, sınırlı düşünen ve ne yapacağını bilmeyen kibirli insan zorbalığını konuşturmak ister elbette. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları sırada kulunu hiçbir zaman darda bırakmayan Allah ateşe emretti. Enbiya 69'da. Ey ateş İbrahim için serin ve selam, selamet ol. Allah kibir karşısında kuluna yine yardımcı olmuştu. Kibir her zamanki gibi mağlup olanlardan olmuştu. Nemrut da kibrinin kurbanı olmuştu. O yolda küfre girip helak, helak olanlardan olmuştu. Kibir bir kişinin daha doğru yola gelmesine, hakkı bulup hakka tabi olmasına mani olmuştu kibir yine tehlikeli oyunları oynamıştı. Dünya malı ve makam bütün kibirli davranışlarda bunu gösterir. Yani doğumundan sonra kendisine hibe edilmiş olan bir şey ile övünmenin manası olmaz. Çünkü ölümle birlikte verilmiş olan nimetler geri alınıyor. Asıl saltanat sahibi olan Rabbinin rızıklarına teşekkür etmedi. Bilakis bu nimetler onun kalbindeki kibre odun oldu. O ibadetin sebebini isyanının kibriti yaptı. İnsanı yaratan Allah, insanı başıboş bırakmamıştır. Örnek alacakları bir peygamber ve okuyup hayatlarına geçirebilecekleri bir kitap veya sayfeler göndermişti. Yahudiler ve Hristiyanlar da kendilerine kitap verilen topluluklardandı. Ehli kitap, Kur'an-ı Kerim'e ait bir terim. Kendilerine kitap verilmiş, Tevrat, Zebur, İncil gibi kitaplardan birine inananlara isim olarak veriliyor. Yahudi ve Hristiyanlar dışında ilahi kaynaklı bir dine, kitaba ve suhuflara iman edenlere kitap ehli deniliyor. Aslen bize göre Hz. Adem aleyhisselamdan beri dinin adı İslam, Mensupların adı da Müslüman. Kur'an'da defaatle peygamberlerden bunu görüyoruz. Musa aleyhisselam da İslam'ı anlatmış. Ancak Babil sürgününden sonra dönen kavim yeniden Kudüs civarına yerleşmeye kalktığında Yakub aleyhisselamın evlatlarından Yahuda'nın yaşadığı bölgede yaşadığı için Yahudalıların yaşadığı yer anlamında Yahudi diyerek bu yayılmaya başlamış. Musa aleyhisselamdan 6 küsür sene sonra, 600 küsür sene sonra. Hz. İsa da hakeza İslam'ı anlatmıştı. İslam'ın peygamberiydi. Ancak onun Rabbinin katına uruç edişinden yaklaşık 3 asır sonra Hatay, Antakya bölgesindeki İsa Aleyhisselam'a iman edenlere Hristos denilmelerinden sebep, yani Mesih yanlıları denilmesinden sonra ona zamanla artık Hristoslar Hristiyanos'a dönüşmüş ve sonra Hristiyan olarak kalmış. Bu sebepten biz Kur'an'ın vermiş olduğu terimler üzerinden bunu anlamlandıracak olursak, kitap ehlinin Kur'an'a ve Peygamber'e iman etme işleri sonucunda birçok yanlış anlamlar ve yoldan sapmalar ortaya çıktığını değerlendirmiş oluruz. Yahudiler Hristiyanlardan da daha kötü bir durumda. Yahudilerin iki hali söz konusu. Evvela kendilerinden başkalarını saptırmak. Buna karşılık kendilerinin Allah'ın seçilmiş kavmi olduklarını, peygamberlerin kendilerine munhasır olduğunu iddia etmek. İkinci olarak, Yahudilerin Hristiyanları sapık görmeleri, Hristiyanların da Yahudileri sapık görmeleri halidir. Yahudilerde de ırkını büyük görme, soyunu üstün görme ve Yahudi olmayanları ise zelil ve köle görme hastalığını görüyoruz kibir yahudilerin ve hristiyanların başlarını öyle sarmış ki Allah adına dahi konuşabilecek seviyeye getirmiş. Bunları söylemişler. Bakara 111 ve Maide 18'den bakalım. Yahudi ve Hristiyan olandan başkası asla cennete giremez demişler. Bakara 111. ayet'te bunu öğreniyoruz ve yine Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevdikleri izlemişler. Maide Suresi'nin 18. ayette böyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetlerde Yahudilerin ve Hristiyanların Allah'a karşı büyüklenmelerini ve övünmelerini değil de soyundan ve dininden olmayanlara karşı kibirlendiklerini görmekteyiz. Kibir, büyüklenmek ve kendini üstün görmek kime karşı yapılırsa yapılsın günahtır ve kabul edilemez. Cenk meydanı hariç. Allah Azze ve Celle ise onlara şöyle demekte. Eğer sizin iddia ettiğiniz gibiyse Allah sizi neden cezalandırıyor? Oysa insan çocuğuna azap etmemelidir. O zaman sizin iddia ettiğiniz şeyler boş kuruntudan başka bir şey değildir. Kibir sabit değildir. Gelişmekte, güçlenmekte ve önü alınamaz bir sel gibi büyümektedir kibir yüzünü ilk defa gösterdiğinde veya rengini belirttiğinde tedavi edilmezse artık ayaklanır ve insanın aklını ve iradesini başından alıp tehratişi bırakıp insanın yaratıcısına dahi baş kaldırmasına sebep olur. Yahudilerde de bunu görüyoruz. Kibirleri öyle büyümüştü ki inançlarını etkileyip inancın yönünü değiştirmişlerdi. Tabi bu kastettiğimiz Musa Aleyhisselam'ın dönemiyle İsa Aleyhisselam'ın dönemini atıfta bulunarak söylüyoruz. Başta Allah'a inanan Yahudiler ve bu inançların insanlara karşı kibir vesilesi yapanlar artık kibre bulaşmış oldular. Bu kibir öyle güçlendi ki artık tehlikeli oklarını insanlara karşı değil Allah'a karşı kullandı. İradesiz ve akılsız bir şekilde bunları söylemişlerdi. Ali İmran Suresi 181. ayete nazar edelim. Allah şüphesiz Allah fakirdir. Biz zenginiz diyenlerin lafını elbette duymuştur. Onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz. Tadın o yakıcı azabı. Elmalı merhum bu ayetin Hz. Ebubekir radıyallahu anın Yahudi din alimlerinden Fenhas bin Azura ile olan tartışması üzerine indiğini bildirir. O bizim Allah ihtiyacımız yok. O bize muhtaç. Haşa. Biz ona, onun bize yalvardığı kadar yalvarmıyoruz şeklinde münasebetsizliklerde bulunmuş. Kendi kendine kafi olmak düşüncesi insanı imandan, rahmetten ve hidayetten mahrum bırakır, insanı helak olmaya götürür. Yahudileri, gaddar, ahitlerinde durmaz, bayağı olup Yüce Allah'a karşı iftira edenler ve insanları da aldatanlar olarak bu hale kibirleri düşürmüştü. Aynı şeyi Hristiyanlarda da görüyoruz. Bunun benzerlerini yaygın bir hastalık gibi, veba gibi Müslümanların içerisinde görmeye başladık. Sen kimlerdensin? A kişilerdenim, tamam sen her şeyinle güzelsin. Kusuru, hatası, ya da başkalarının hakkına girmesi sorun değil. Bizim dergimize abone ol, bize bir burs ver, bizim işimizi bir gör. Her halükarda işin güzel. A cemaatten değil B cemaatten, B gruptansa o mu? Kim olursa olsun. E, ayet okuyor. Ayet okursa da o yanlış okur. E, ama baktım ayeti doğru okuyor. Hayır yanlış mana veriyordur. <laughs> Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah azim. Bu bize de bulaşmaya başladı. Ve görüyorsunuz işte Orta Doğu coğrafyasında ve dünyanın her yerinde sayımız çok, gücümüz fazla. Yeraltı zenginlikleri bizde, ekonomik zenginlikler bizde. Adam bizden alıyor, işte diyor ki ey Araplar siz diyor daha güçlü kavim olacaksınız. paranızla bizden silah alın diyor. Sonra bize geliyor, diyor ki bak Araplar sizi sırtınızdan vuruyor diyor. Bizden silah aldırıp onlara veriyorlar, onlardan alıp bize verdirtiyorlar. Sonra kim daha güçlü, kim daha kuvvetli? Kim daha kibirli, kim daha onurlu? Bizim kanımız şöyle, bizim boyumuz böyle, bizim soyumuz şöyle arkeolojik kalıntılardan ibret ve ders almak gerekirken onları övünç ve kibir vesilesi addedip hatta e, El Elhakumut takasur hatta zurtumul makabir onlar kibirde o kadar şeydi ki biz daha soyluyuz. Hayır biz daha soyluyuz diye kibir yarışına o kadar girdiler ki kabir kabir saymaya başladılar. Batılına düşmeye başlıyoruz. Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri bütün esmalarıyla bize rahmetini ve şefkatini gösteren Rabbimiz Azze ve Cel, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ etmiş olduğu mübarek dinin istikameti üzere bizleri birleştirsin. Ayet diyor ya, siz birbirinizi düşman topluluklardınız. Sonra Kur'an ile Peygamber Muhammed Aleyhisselam ile sizi birbirinizi birleştiren kardeş yaptı. Sosyal medyada ayet yazsan altına sayıyor. Efendim resim paylaşsan üstüne giydiriyor. Sataşacak, dalacak, kavga edecek, bölecek, bölüştürecek, vuracak, kıracak bahane ve sebep görmeye çalışacak. Kaşının altında göz demekten, bıyığının altında sakal var demekten, saçını şöyle tarıyorsun, senin sakalın neden var neden yok, niye elbiseni böyle giydin, niye böyle giymediğin şeklinde çok basit ve absürt tartışmalarla böyle böyle bizi parçalamak hedefine gitmeye çalışıyorlar. Allah Azze ve Celle işte Ensar'la muhacirini birleştirdiği gibi, eşle Hazret'i birleştirdiği gibi, efendim, Malazgirt'te, Hıttin'de, Ecnade'inde, Çanakkale'de ve birçok daha sayısız dönemde, rızasının istikametinde, tevhid sancağında buluşturduğu gibi buluştursun hepimizi inşallah. Kibirden uzak etsin. Tevazu enayilik değildir. İstismar açık olmak da değildir. Merak etmeyin aziz dinleyicilerim, herkes ölecek. Zalim zulmüyle kalmayacak, mazlum hakları yanında bitmiş olmayacak, mazlum da kimsesiz kalmayacak. Can yakan, yaktığı canın hesabını görecek, canı yanan, yanan canının hesabını görecek. Ölüm binlerce, milyonlarca yıldan beri herkese geldi, bize de gelecek. Öyleyse asıl olan hakkın izinden gücümüz yettiği kadar ittegullah mestetaatum gücümüz yettiği kadar gayret etmeye çalışmak. Sıvışmak ve kayapatlık yapmak için bahaneler bulmak yerine hakta istikamet göstermek için vesileler arayabilenlere nefs Mekkesinden gönül medinesine hicret etmeye çalışanlara selam olsun. Vesselamu Aleyküm. Ekrem Malkat hocanın tez notlarından da faydalanarak hazırlamış olduğum bizleri misafir eden tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Youtube kanalım Adnan Senso Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram Adnan Senso hesaplarından sohbetime ve diğer çalışmalarıma ulaşabilirsiniz. Adnan Senso.com web sitemde de ücretsiz temin edebilirsiniz. Gayretimiz dualarınızda olabilmek, mücadelemiz bunun için. Dünyanın her yerinden mesajlar atıyorsunuz, bizleri onur ediyorsunuz. Bu vesileyle hepinize selam ve hürmetlerimi sunuyor. Rabbimden hepimiz adına istikamet diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu Aleyküm.